Merhaba arkadaşlar. Temel veteriner patoloji dersimizin dördüncü ünitesiyle birlikteyiz. Ünite amaçlarımıza bakacak olursak immunohistokimyasal boyama yöntemlerinin temelinde rol alan antijen, antikor, enzim ve substrat kavramlarını açıklamak, immunohistokimyasal boyama yöntemlerinin mekanizmalarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını söylemek, moleküler patolojinin temelini oluşturan DNA, RNA ve protein kavramlarını açıklamak, moleküler patolojide kullanılan yöntemlerin mekanizmalarını karşılaşılan sorunları tanımlamak ve çözüm yolları önermek. Hücrede ve dokularda yer alan, Endojen ve egzojen immünojenik yapıdaki maddelerin özel yöntemlerle hazırlanmış işaretli antikorlar aracılığıyla ışık floresans veya elektron mikroskopta saptanmasına immünohistokimya denilmektedir. Organizmada immün yanıt oluşturabilen ve bunun sonucunda kendilerine karşı özel antikor şekillendirebilen maddelere antijen veya immünojen denir. Antijene karşı immün sistem tarafından oluşturulmuş immünoglobulin yapısındaki tüm maddelere ise antikor denir. Antikorlar A, D, E, G ve M olmak üzere 5 tiptir. Çapraz reaksiyonlar hariç sadece kendilerine karşı oluşan antijenlerle bağlanırlar. İmmünohistokimyasal değerlendirmede sıklıkla G ve M tipi kullanılır. Substrat ise belirli bir enzimin özgün olarak etkilediği bir bileşik veya reaksiyona giren madde olarak tanımlanabilmekte. İmmünohistokimyasal kimyasal boyama yöntemleri immünoenzim ve immünofloresans olmak üzere ikiye ayrılır. İmmün enzim boyama yöntemlerinde doku ve hücrelerde bulunan endojen veya egzojen antijenin primer antikor, sekonder antikor, enzim veya enzim anti enzim kompleksi, substrat ya ve kromojen aracılığıyla boyanarak ışık mikroskopunda değerlendirilmesi söz konusudur. Çeşitli immün enzim boyama yöntemleri vardır. Bu yöntemler araştırmacıların amacına göre istedikleri duyarlılık derecesine, kullanacakları dokuya, maddi olanaklarına göre seçilmektedir. Boyamanın temeli enzim reaksiyonuna dayandığından immünoenzim boyama yöntemleri olarak adlandırılmıştır. İmmünoperoksidaz boyama yöntemlerinde primer ve sekonder e, primer veya sekonder antikorun peroksidaz ile bağlanması substrat ve kromojen ilavesiyle immün reaksiyonun boyanarak ışık mikroskobunda görüntülenebilir hale gelmesi esastır. İmmünofloresans boyama yöntemleri immünoperoksidaz boyama yöntemine benzemektedir. Sadece antikorun çeşitli fluorokromlarla bağlanması ve değerlendirmesinin floresans mikroskopta yapılması söz konusudur. Floresans görüntülemenin en önemli ve diğer yöntemlere göre ayrıcalıklı yönü antijenle antikorun bağlantı noktasının siyah zemin üzerinde parlak ışılamalar halinde e, görülmesidir. DNA ve RNA'ya bakacak olursak moleküler tıbbın son yıllarda hızla ilerlemesi ve genişlemesi nedeniyle moleküler yöntemlerin ya morfolojik yöntemlerle yer değiştirmesi ya da morfolojik yöntemler arasında bir bütünü kurulması zorunlu hale getirmiştir. İmmünohistolojik tanıya yardımcı olmak adına e, nükleik asitlerdeki değişikliklerin saptanması, Nükleik asitlerin, proteinlerin ve enzimlerin yapılarının aydınlatılması, üstlendikleri görevleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerin anlaşılması moleküler yöntemlerle olmaktadır. Bunlar sayesinde hücrelerin DNA, RNA, protein yapılarında meydana gelen özel değişiklikler ortaya konulabilmektedir. Hücrelerdeki genetik bilgi her bir hücre çekirdeğinde bulunan DNA ile kodlanır. DNA lineer şekilde dizilmiş iki nükleotit zincirinin oluşturduğu çift sarmallı bir moleküldür. Her bir nükleotit fosforize olmuş şeker ve bir azotlu bazdan oluşmuştur. Bu, bu bazlar adenin, timin, guanin ve stozindir. Ribonükleik asit olan RNA ise tek zincirli bir moleküldür. DNA'daki gibi şeker, fosfat ve bazdan ibarettir. Ancak şeker olarak deoksiriboz yerine riboz, timin yerine de urasil içerir. RNA kimyasal ve enzimatik hidrolize daha duyarlıdır ve DNA'dan daha az stabildir. Özellikle stoplazmada bulunurlar ve protein sentezinde önemli role sahiptirler. En sık rastlananı rRNA ve tRNA'dır ki bunlar toplam hücre RNA'sının %90'ını oluşturur. Genetik bilgiyi iletmek için DNA mRNA'ya kodlanır, kopyalanır, stoplazmaya geçer ve proteinlere dönüşümü yönetir. Moleküler yöntemlere bakacak olursak, belirli bir DNA dizisinin in vitro olarak hızlı, peş peşe ve çift yönlü çoğaltılmasına polimeraz zincir reaksiyonu yani PCR denir. Bu teknik sayesinde bilinen DNA parçası milyarlarca kez kopyalanabilir. Polimeraz zincir reaksiyonunda başta kanser olmak üzere genetik ve enfeksiyöz hastalıkların tanısında ve özelliklerin belirlenmesinde adlı tip analizlerinde, gıda teknolojisi, çevre Mikrobiyoloji ve evrim çalışmalarında, mutasyonlarda, çeşitli ilaç uygulamalarına karşı canlıda gelişen direncin saptanması gibi pek çok alanda kullanılır. Polimeraz zincir reaksiyonu çeşitlerine bakacak olursak, reverse transkripsiyon, PCR, real time PCR, multiple PCR, nested PCR, in PCR örnek olarak verilebilir. Hibridizasyon, birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin bir araya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü hibridi oluşturmasıdır. Tüm bu moleküler incelemelerin yanı sıra özellikle DNA veya RNA'nın kalite ve miktarını değerlendirmek için DNA sekans analizi, blotting yöntemleri ve spektrofotometri de kullanılmaktadır. Kısaca Toparlamak gerekirse bu dersimizde immünohistokimyasal yöntemler, immünohistokimyasal boyama yöntemleri ve moleküler yöntemlere değindik. Unutmamamız gerekir ki bu özet temel öğrenme kaynağı değildir. Başarılı olmak için kitabı okumak, e-kampüs sistemindeki diğer öğrenme malzemeleri ve olanaklardan yararlanmak gerekir.